أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama, ehli beytine ve ashab-ı kirama salat ve selam olsun. Değerli Müslümanlar, bugünkü dersimizde din görevlisiyle 365 gün adlı kitabımızdan 10. ders aile konusu üzerinde bir sohbet yapacağız. Rabbim yapacağımız bu sohbetten cümlemizi istifade eden kullarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili Bakara Suresi 233. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyorlar. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve alel mevludi lehu rizquhunna ve kisvetuhunna bil ma'ruf ila ahiril ayah. Sadakallahul azim. Cenab-ı Mevla okumuş olduğumuz ayet-i kerimede mealen buyuruyorlar ki çocuklarının ve annelerinin yiyeceği ve giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ailenin geçimini sağlama vazifesini babaya vermiştir. Ama babaya verilen bu vazife yine örfe uygun olarak hem yaşadığı yörenin şartlarına hem de aile reisinin imkanları dahilinde olması gerekir. Aile reisinin şartlarını zorlayacak şekilde eğer bu geçim ev halkı tarafından istenilecek olursa bu sefer o aile reisi zorlanacak. Bu zorlanması gerek ekonomik kriz olarak gerekse psikolojik sıkıntılar olarak aileye yansıyacaktır. Onun için atalarımız atasözünde bize çok güzel bir düstur belirtmişlerdir. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Eğer buna dikkat edersek o aile reisi de zorlanmayacak ve geçim noktasında müreffeh bir hayat geçecektir inşallah. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu konuyla ilgili hadisi şerifinde ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselam An Süleyman ibni Amr ibnil Ahvas an ebihi kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ala inna lekum ala nisaikum hakkan ve li nisaikum aleykum hakka. Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah bima kâle ve kemâ kâle. Süleyman bin Amr bin el-Ahvas radıyallahu anh babasından naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Dikkat edin. Sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Bugün toplumun temelini oluşturan aile kurumunda huzur ve mutluluk olmazsa olmazı iki tarafında birbirlerinin haklarına riayet etmeleri, birbirlerinin üzerinde hak ve hukukunun olduğunu bilmeleri gerekir. Çünkü aile demek ben ve sen kavramının birleşip biz kavramının yerleştiği ortamdır. Hadis-i şerifte her iki tarafa da Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam uyarılar yapmıştır. O zaman şunu iyi anlamak gerekir ki huzurlu bir aile ortamı istiyorsak her iki tarafta birbirine sevgi ve saygı çerçevesinde davranmak mecburiyetindedir. Bunun en güzel örneği de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın aile hayatıdır. İçinde bulunduğumuz günler itibariyle şunun özellikle altını çizmek istiyorum ki aile konusu bugün daha bir önem arz etmektedir. Salgın hastalık nedeniyle devletimizin evde kal tavsiyesi gereğince bizler bu vakitleri evlerimizde ailelerimizle birlikte geçirmek mecburiyetindeyiz. Bu vakitlerimizin bizim için sıkıcı değil, eğlendirici, hoş bir vakit olarak geçmesini istiyorsak eşler olarak birbirimizi Allah için sevelim ve şunu bilelim ki eşler olarak bizler birbirimizi tamamlayan bir puzzle'ın parçaları gibiyiz. Birbirimize muhtacız, birimiz yoksa ötekimiz eksiktir. Evlilik kurumunun en önemli meyvelerinden Rabbim nasip eder verirse evlat nimetidir.
Bu konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuza sorulan bir soruda verilen fetva, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Soru şöyle: baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür? İslam alimleri erkek çocukların nafakalarının çalışıp kendi rızıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Ancak babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Hanefi ve Şafii alimleri babanın çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken, Hanbeli alimleri çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır demişlerdir. Meseleye dinen vacip olup olmama noktasından bakınca, durum böyle olmakla beraber maddi imkanı iyi olan bir babanın kendi parası ile evlenme imkanı bulamayan evladını evlendirmesinin güzel bir davranış olacağında şüphe yoktur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar: evladın baba üzerindeki hakkı üçtür. Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi. Ayrıca Yüce Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede Tahrim suresinin 6. ayetinde, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyurmaktadır. Buna göre imkanı olan bir babanın evlenmeye ihtiyaç duyan evladını evlendirerek onun günaha girmesine mani olması, yukarıdaki ayetin babaya yüklediği sorumluluklar arasında sayılmaktadır. Bu konuyu böyle izah ettikten sonra sohbetimizi dua ile neticelendirmek istiyorum. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkını bereketli kıl. Zâi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Cenab-ı Allah, içinde bulunduğumuz şu günlerde de duamızın sonundaki temenniye bizler de şöyle katılıyoruz: Rabbim, şu anda zayi olan sağlık nimetini Rabbim ziyadesiyle verip daha iyi günler görmeyi nasip eylesin. Bu anda bu hastalık nedeniyle hastanede yatan kardeşlerimize Rabbim Şafi ismi hürmetine şifalar nasip eylesin. Bizleri de devletimizin koymuş olduğu kurallara harfiyen uyarak bu musibetin bir an evvel üzerimizden kalkmasını Rabbim nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.